Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün Volkan kardeşimizi ziyarete geldik. Evet. Karbüratörcü Volkan. Hayat Volkan Kuyubaşı. Bu da oğlu Şahin. Rahmetli babasının adı Şahin'di. Evet. Evet. Oğlunun adını da Şahin koydu. Şahin askerden yeni geldi. Artık Volkan kardeşin eli ayağı. Evet. Burası Volkan kardeşin ekmek teknesi. Bakın Ercan Yıkılmaz. Cengiz Çatal beraber ziyaretine geldik bizim Volkan kardeşimizin. Volkan kardeşim bilindik bir kuşçudur bu camiada. Rahmetli babası da kuşçuydu. Efendim oğlu kuşçu değil. Oğlu işim olmadı abi. Bak helal sana. Bunun bu karbüratörcü bu ama. Aynen öyle abi. Aslanım benim ekmeğine bakıyor. Şimdi enteresandır. Bu şeyde efendim kuşçu birçok arkadaşın oğlu kuşçu değil. Yani Bahadır abinin oğlu da kuşçu değil. Evet. Orhan abinin oğlu da yandan çaklı Sefa, yandan çaklı kuşçu. Yani matbaacı şey yapıyor. Bizim Cengiz'in oğlu var Mustafa. Ya kuşu görse köpek zanneder kaçar. Yok aynen öyle. O biraz küçüldü. Bak bu Ercan'ın oğlu var Alican. Alican kuşçudur. Işte. Umutcan bir küçüğü kuşçu değildir. Sevgili arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi videoyu kesiyorum. İnşallah Volkan kardeşin yukarıda kuşlar oraya çıktığımızda yine sohbet edeceğiz. Bunu onun başına ilave edeceğim. Hepinize selamlar, saygılar. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bugün Volkan Kuyubaşı, namı diğer karbüratörcü Volkan kardeşimin yanındayım. Genç nesil çok iyi kuşçularımızdan. Bugün iki iş için buradayız. Arkadaşlarımız soruyorlar, hocam terasta kuş uçuran kimse yok mu? Hep iyi kuşçular zeminde kuş uçuruyor gibi geliyor falan diye. Hayır. İyi kuşçular, matbaacı kardeşler de iyi kuşçulardır. Onlar da terasta uçurur. Esas bu işin kralı yani bizim beslediğimiz soyların babası olan efendim Aydoğan Kara, Muzaffer Kara abi de terasta kuş uçurur. Ama tabii bakın Muzaffer abinin teras orada karşıda. İnşallah sizinle onunla da göreceğim. Şimdi bugün Volkan'ın ziyaretine geldim. Hava rüzgarlı. Volkan sırf bize efendim nezaketinden bir tane kuş havaya kaldıracak. Şimdi Volkan burası çok emniyetli bir yer. Buraya çıkmak mümkün değil. Tamam, aşağıdan iki tane kilit var. Onun için kümesleri Volkan ahşap. Şu anda hep böyle. Ahşap olduğu için de çok sağlıklı. Volkan'ın kümeslerinde banko sağlıklı yavru alır. Bir aç bir kümesi, bir kuşlar bir havayı sana da bir gösterelim reis. Maşallah. Yani kuşlar hep pabuç gibidir Volkan'ın. Volkan yılların kuşçusudur. Bir defa şöyle söyleyeyim. Bahadır abiler de ve Orhan abiler de hangi kuşlar varsa onların en haslarından zamanında efendim Volkan kardeşe gelmiştir. Efendim Kara abinin kuşlarının, Saadet abinin kuşlarının iyileri efendim Volkan kardeşe gelmiştir. Volkan kardeşle onların araları çok iyidir. Çünkü onların kuşu kaçtığında Volkan burada onları alır. Volkan da asla yamuk olmaz. Volkan onları götürür, teslim eder. Onlar da hediye olarak Volkan'a en iyilerinden kuş vermiştir. Ama Volkan yine almaz kuşları. Şimdiye kadar Volkan benim en samimi arkadaşlarımdan. Benden şimdiye kadar bir tane kuş almıştır. Öyle söyleyeyim yani. Belki de iki mi? İki tane kuş almıştır ama o da şöyle söyleyeyim size. Belki 3 yıl izledikten sonra şunun bir yavrusunu verir misin diye artık almıştır. Kaç sene oldu hocam? Belki 15 10 seneye yakın oldu ya. Hala duruyor. Duruyor. Ya. Hatta bir tane ben kendi videomda söyledim. Evet. Onun yavrularından da Volkan, evet, torunlarından bir tanesini bana Volkan geriye verdi. Evet. Şu anda yavrusunu aldım ve uçuracağım inşallah. Şimdi Volkan'ın asaleti bir başkadır. Burası İskitler dediğimiz muhittir. Yani burada iyi kuşçular vardır. Matbaacıların şey nerede? Han nerede reis? Şu arkada değil mi? Bir dakika onu da göstereyim. Buraya şimdi bina yaptık pek gözükmez ama. He doğru. Şu bina. Şu yüksek binanın arkasında kalıyor. Tamam. Oraya da gideceğiz inşallah. Size onlardan da yayın yapacağım. Şunun arkası efendim şu yüksek binanın ön tarafı
bu matbaacıların kuş uçurdu ya. Demdiğimiz, gösterdiğimiz Saadet Bilgin abi bu zamanlar buradaydı. Muzaffer Aydoğan'ın kuş uçurduğu da işte şuradaki efendim han. Burası da Volkan'ın hanı. Aşağıda size yine karbüratörcü dükkanını göstereceğim Volkan'ın. Volkan, sen kaç yıldır kuşsuzun kardeş? Hocam ben 97'den beri aynı soya hizmet ediyorum. 97'den beri de kuşlarımız her zaman nesli, rengi değişmezsiz. Evet, gördüğünüz kuşlar, yani uçuramayız şu anda. Gerçekten Volkan'ın burada çok güzel kuşlar seyrettik. Kuşlar çok akıllıdır. Bunlar dişi, bunlar bahçedeki kümese gidecek. Onun için bunları eşe vurmadım. Orada bir tanesi uçurduğumuz kuş, 3 tanesi dişi. Orada zaten 2 tane de dişi burada. Görüyorsunuz zaten. Tam eşe yani, vurmadık yani. Ya kuşların tipine bir ağız yavru almaya çalıştık. Evet. Tipine baktığınızda sevgili arkadaşlar, kuşların eski kuşlar olduğu, klas kuşlar olduğu belli. Yani Volkan'dan kuş almak kolay değildir. Volkan kuş satmaz, kuş tüccarı değildir. Evet. Yani kuş hediye eder. Yani Volkan kardeşim parayla pula bir iş olmaz. Yani aşağıda tam karbüratörcü ama aynı zamanda rentakar işi yapar. Çok güzel bir evi var Ankara'nın hemen yakınında. Orada da yine kümesleri var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, herkese efendim nasip olmuyor. Volkan sen nerelisin kardeş? Ben Ankaralıyız, Altındağlıyız hocam. Altındağ'ın bebesi değil mi? Öyle derler. Evet. Biz Ankara'da evet. Altındağ'ın bebesi. Bize yeni mahallenin bebesi. Evet, evet. Sincan'ın bebesi. Evet. Altındağ'ın bebesidir. Volkan kardeşim benim. Aynen. Köyümüz de karşı taraf işte. Evet. Altındağ. Şu an yıkıldı. Evet. Biz de buradayız. Şimdi Volkan'ın babası Şahin amca da evet. Karbüratörcüydü. Tamam. Ve kuşçuydu aynı zamanda. O şimdi artık emekli oldu mu baban? Ha, Allah rahmet eylesin. Doğru ya, senin baban vefat etti ya. Evet. Ya çok özür. Şimdi Allah rahmet eylesin. Şimdi Volkan kardeşim bir de şaşmaz mı o şey? Başkent sanayi. Şaşmaz'ın evet. Karşı tarafında evet. Yine karbüratörcü dükkanı var. Burada da aşağıda size çekim yapacağım yine. Allah. Ya bak. Volkan rüzgarda kalktı kuş ha. Ya, uçsun hocam. Ben yeni başladım. Dişi değil mi Volkan bu? Efendim? Dişi. Bu erkek. Erkek mi? Evet, bu erkek. Hayır, sen bunu ilk önce çıkartmıştın, sonra dişileri çıkarttın değil mi? Doğru. Evet. Bir tane daha kuş geldi. O bizim değil hocam. İşte yani burasının da bu evet. Sıkıntısı var arkadaşlar. Yani bir tane kuş kalkmaya görsün. Şurada arkadaşlar uçuyoruz. Hemen yanına bir kuş gelir. Eğer kuşunuz edepli değilse bu muhitte kuş uçurmaktan çok sıkıntılı bir iştir. Kesinlikle. Yani burada çünkü çok kuşçu var hanların tepelerinde. Evet. Benim bildiğim işte iyi kuşçu diye saydığım arkadaşlar birkaç tane ama eminim çok kuşçu var. Var, her çatıda var. Var değil mi? Aşağı yukarı var. Zaten kuş yakalamak için zaten kuş besliyorlar hocam. Adam gelmiş şu binanın üstüne kuş koymuş. Altına iple bağlamış ayağını. Biz mesela aşağı indiğimiz zaman çocuk yukarı çıkıyor, kuşlara fırıltı veriyor. Ya biz burada neler gördük. Allah Allah. Tabii canım ya. Yani oradan buradan bir tane kuş alıyor. Halbuki tabii, gelse tabii. Volkan abi ben bana bir tane kuş ver dese yani verirsin yani, sen tabii, zaten. Tabii. Ya demek ki abi burada ya artık işte hocam insanlarda böyle bir şey var. Görüyorsunuz kanat ısırıyor. Bu ne kadar süredir uçuyor Volkan? Normalde rüzgarda kesildi hocam, Volkan iyi mi? Bu hatırlarsanız Ramazan Aba'nın canlısına bunu göndermiştik. Canlıya ona hediye etmiştik. Biliyorum. Sonra orada Danakovak'tan kuşlara çok para isteyip de bizim kuşumuzu biraz rencide edince biz de kuşumuzu aldık. Dişi sana hediye ettik. Evet. Erkeği de hiç uçurmamıştım. Havaya verdim. Hatta geçen de Ramazan'a dedim ki gel dedim seni dedim çağıracağım kuşunu dedim seyret. Sana getirdiğim, hediye ettiğim kuşu dedim seyret. Canım orada çok büyük ayıbetler. Orada tabii, ben de çok sinirlendim tabii, ya. Tabii, dedim tabii, kardeşim tabii. Dişi bende dedim. Tabii. Minimum 1000 liradan dedim. Tabii. Ondan sonra orada sessizlik oldu. Sonra kuş sen de çıkınca kuşlarımı çekiyorum dedin. Sonra bana hediye ettin dedin. Tabii, bendeki tabii, kuş da tabii, o kuş. Tabii. Yani bir de baştan söyledin. Ya dedin ki bu çılgının torunu, bu benim erkeklerden. Tabii, şimdi bu tabii, başladı mı Volkan? Nasıl duruyor? Tabii bu yeni yeni sokulmaya başladı hocam. Evet, havayı başını bıraktı. Ha maşallah. Yeni sokulmaya bıraktı. Dün uçurmadım. Dün de hava çok uçurdu.
Ama yok yani yine rüzgar var. Demin kesildi bir an. Yine hemen. Şimdi zaten yağmur yağacak. Ya işte yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlar. Altının değerini sarraf bilir. Tabii, ya şimdi adam kuşun damına bakıyor. Kuşun efendim tipine bakıyor. Kendi kafasınca. Yani kuşun orada ben gördüğümde dedim ki Volkan bu da çok güzelmiş dedim şey olarak. Şuna bak. Yani, durmaz bunlar. Yok. Yerde. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi kuş besliyorum zannediyor. Yani gerçekten yukarıda mı yatıyor bu? Maşallah, maşallah. Allah'ın adını söyleyeyim. Yani bakın biblo. Yani görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sendeki kuş neyse babası. Ha bak. Onu da bil yani. Yani bak şimdi görüyorsunuz bendeki Volkan'ın kuşu diye gösterdiğim kuşu. Çünkü annesi, aynı çocuklar aynı. Şimdi bakın şu dişi bendeki kopyası. Tabii. Bacaklar kısa erkek daha şey. Erkek bizim işte çılgınlar. Erkek bu çılgın dediğimiz torunu. Kuşun torunu bu. Bakın bu kuş çılgının torunu. Bendekilere de çok benziyor ama dişi Volkan'ın efendim dişlerinin. Volkan'ın kuşların özelliği sevgili arkadaşlar şu kanadının üstündeki şeyler lekelerin tarzı ve bacakları kısadır. Daha kısadır Volkan'ın kuşları. Bizim kuşlara çok benzer ama aynı kanal değildir. Göz rengi bile çok hafif farklıdır bizimkilerde. Ama çok eski kuşlar, çok klas kuşlar. Bunlar da çok güzel kuşlar oynadı. Volkan'da sağ olsun bir zamanlar gaza da hediye kuş getirdi. Biz gazda da herkesin kuşunu uçurmayız. Volkan'ın kuşunu uçurduk yine. Çok da güzel oynadı sevgili arkadaşlar. Dumanlı takkalıydı evet. Hatta takkal bir şeydi evet. Ve ben ona şaşırmıştım. Volkan kuş bir kuş 15 günde başlar mı ya bütün her şeyiyle? 15 gün bile sürmedi kuşun tamamen oyuna binmesi, teke girmesi. Ben hatta demiştim o kadar var bunların. Şimdi bizim videolarda bir ses sorunu var. Sevgili arkadaşlar rüzgar felaket inşallah. Oo geldi. Aferin hadi. Oo çok güzel Volkan. Evet. Çok gelişi çok güzeldi. Son anda farkına vardım. Kuşlar da şey yapmıyor. Aha. Bak. Normalde şey değil. Rüzgar var arkadaş. Rüzgar olmazsa bak. Ama kuşun tarzından belli. Şu kuşa İhalede yanlış anlasın yani söylemek zorundayım. Çiftine 500 lira verdiler ya. Birisi de bendeki dişi. Yani biz bu kuşları kümesten çıkarmıyoruz. Tabii. Yani Volkan kızmakta, ben kızmakta haksız mıyım kardeşim? Herkes orada şey yapıyor. İşte bunlar şimdi hocam yani hani piyasada olmayan bir kuş. Evet. Şu anda herkesin arayıp da bulamadığı bir kuş. Artı insanların mesela işte hani isim vermeyeyim de parayla alamayacakları. Aynen öyle canım. Yani biliyorum yani. Şimdi zaten Volkan kardeşin hususiyeti yani kuş satmaz. Volkan'ın kuş çıkarıp oradaki açılış ihalesine hediye yani Volkan kardeşim şöyle söyleyeyim. Raconu bilir yani. Orada açılışa özel. Bakın aferin. Yani daha rüzgar var. Çok rüzgar var. Bakın. Bak. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kuş. Bak öbür kuş geldi yine rahatsız ediyor. Buna rağmen kuş ona hiç aldırış etmiyor. O geliyor yanına gidiyor ama kuş daha yeni teke binmiş belli. Tabii. İşte hareketleri hatta sadece yokluyor. Normalde dumanlıyla uçuyorum. Normalde dumanlıyla hani, mı uçuyorsun? Yani öylesine bir şu an bastık. Yerde dişiler vardı. Bakın nasıl bakın bir iki geldi şimdi gidiyor bakın. Gidiyor açıldı. İşte yani olacak olak derler belli olur derler Anadolu tabiriyle bu da olacak ben olacağım. Vay maşallah evet işte görüyorsunuz arkadaşlar şu nişane bizim evet. Kuşlardaki en önemli nişanelerden birisidir şu hocam, nişane bak. İşte sarı boncuklar. Sarı boncuklu belli canım. Evet. Bak dur şu hah evet öbür erkek değil mi sana verdiğimiz bu da. Evet. Şimdi iki tane erkek evet. Şu şeyini iyice göstereyim diye. Tabii, kafa. Tabii. Oradaki nişane seviyorlar. Bizim kuşlarda böyle nişane oldu mu çıkar. Bakın tut Volkan. Evet şu. Biz ona bazen biraz çok olur ona sakal deriz. Volkan zaten kuş alırken de en kümesteki şeylerin de düzgünlerini alır. Bizim kuşlar çok iyi bilir Volkan. Çünkü bizim
Gazda en samimi efendim gelip giden, hemen hemen her gün uyuyan arkadaşlarımızdan Volkan. Sağ olsun burada kuş başladığında Volkan bizi davet eder. Bugün Cengiz'le geldik. Aşağıda Cengiz'i yine göstereceğim size. Cengiz'in ayağı sarılı olduğu için Cengiz çıkamadı. Yukarıya. Burası çıkmak çok zor. İki tane kilitten geçip çıkıyorsun buraya. Hocam bu da işte. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu da çılgının oğlu. Evet. Yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın. Volkan gibi büyük bir kuşçu. Bir de Volkan'ın şöyle bir tarzı vardır. Volkan asla yalan söylemez. Şimdi zaten biz video çekimleri yapıyoruz. Millet işte anlatıyoruz. Kuş şöyle oynadı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Dikkat edersen bir kişi de yalan söylüyor diyemiyor. Çünkü Volkan kuş da almaz normalde kimseden. Çılgını o kadar uzun süre seyretti ki hocam dedi bunun bir yavrusu bize düşmez mi? Cengiz efendim en iyilerinden bir tanesini Volkan'a verdi. Çünkü Volkan'ın bizim yanımızdaki değeri çok yüksektir. Allah'tan da vermişiz bakın. Şimdi hem sağlamda duruyor kuş. Tabii. Hem yarın lazım olsa onun evladından tabii, deriz ki Volkan şunun yavrularından bir tane bize ver. Tabii. Yani bu da işte hediyeleşmenin güzel tarafı. Tabii. Yani Volkan şimdi bana bir dişi vermiş. Kendi kuşlarıyla kırma, benim kuşlarım kırması. Şimdi yarın Volkan'a lazım oldu mu o dişiyi veya onun bebelerini ben Volkan kardeşim al diye geri veririm. 5 sene sonra, 10 sene sonra kuş sağlamda. İşte şu sarı boncuklu dediğimiz kuşların, affedersin, götünde gezeni çok hocam biliyorsun. Oho, sen ne diyorsun? Ve şimdi şeyde artı yine isim vermeyelim. Dişisi de piyasada yok. Tabii canım dişisi bunların özünden hiç dişi çıkmadı zaten. Bir tane çıktı da o da 2-3 sene sonra öldü. Hepsi erkekti sarı boncukluların. Onların iyi kuşlarla türevleri var hep piyasada. Şimdi mesela çok bilindik bir arkadaş diyor ki kuşların diyor soyu sopu bende diyor hepsini topladım diyor. İşte ona verdiğimizde erkeğe öldüğünde erkek verir sarı boncuklu erkektir. Yani bakarsanız zaten tipik bir sarı boncukludur kümesinde. O bizim gazda ilk oynayan takkalı dumanlı kaybolan dişi de ona geçmişti. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar iyi kuşlar Allah'tan iyi insanlardan muhafaza ediliyor. Onlar da çok iyi muhafaza ediyor. Ben Volkan'ın en sevdiğim hususlarından biri de sevgili arkadaşlar yüzü burada böbürlenmez. Yani bu kuşçu birazcık alçak gönüllü olması lazım arkadaşlar. Yani tutup da hava atacağım kardeşim bu işte bizim kuşlara var mı? Uçsa da kimseye çağırmayız ki hocam buraya. 3 tane adam çağırırız. Gelen gelir kuşumuzu seyreder olay gider. Allah razı kendimiz olsun. Kendimiz için yani başkası için değil. Evet. Artı senelerden beri yani dediğimiz gibi bakın. Senelerden beri biz hep aynı köye bakıyoruz. Yani şimdi bakın arkadaşlar şu kümese bir bakın arkadaşlar. Başka bir soyumuz yok yani. Bakın arkadaşlar. Şimdi Volkan'da kuş bitmez. Bizim dostlarımızda çok asil kuşlar vardır sevgili arkadaşlar. Yani bu kuşlarda hata yapan çıkmaz. Hata yapanları çok önceden ayıkladı zaten tek tük. Ve size söyleyeyim o takkalı dediğimiz şey çok iyi kuşlardı. Hata yapmıyorlardı ama bunları bulduktan sonra onları da ayıkladı. Dumanlı erkek 15 yaşında. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar zaten kuşlara baktığınızda hani diyorlar ya kuş almaya geldik falanca abimizin kümesinden işte şunları da topluyoruz bunları topluyoruz. Yani şimdi Volkan'ın kümesinden kuş almaya gelemezsiniz. Volkan'ın kuşlarını sadece ziyaret edebilirsiniz öyle söyleyeyim. Ondan sonra hatıra binaen Volkan'dan bir tane iki tane kuş alırsanız kuşçu olursunuz öyle söyleyeyim size. Yani görüyorsunuz Volkan'ın ya burası çünkü sevgili arkadaşlar hazine gibidir gerçekten. Bakın kuşu göstereyim. Kuş da uçuyor bir taraftan. Evet. Şimdi burası da bir teras sevgili arkadaşlar ama böyle rastgele bir teras değil. Burası bunlar çıksın mı Volkan bunlara müsaade edeyim mi? Yok hocam çıkmasınlar. Hadi. Hadi bakayım içeri gir. Bak ayağı biliyorsunuz bakın. Şu yaşlı olan ayağı biliyorsunuz biraz tutulmuş artık. Bak şey yapıyor. Çünkü yılların üstünde şeyi var, yorgunluğu var. Göz rengine bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bakın arkadaşlar bizdeki soylarla bunlar akraba soylardır. Akraba soylar olduğu için bizim kuşların bütün özellikleri vardır. Sadece bizim gibi bu kuşlara çok aşina olanlar
bunlarla bizim kurtları ayırt edebilir. Yani hem gördüğünde hem baktığında, ama oyun tarzı aynıdır. Çok uzaktan atar bunlar. Çok da uzun gider. Bunların eğer standardını bulursanız, yani az gidenini bulursanız damızlık yaparsınız. Yani çok gidenleri de seyredilir zaten. Volkan'da burada çok kuş seyrettik. Allah razı olsun. Kapat kardeş de çıkmasınlar. Tabii. Havada rüzgarlı, Allah muhafaza. Bak gördünüz mü arkadaşlar, kuşu yanına kattı. Şimdi kuşu rezil etti. Şimdi o kuş, şimdi teke binen kuşun en büyük sıkıntısı yanına kuş katılmasıdır. Bir de bazı kuşlar şey yapar. Ayrılmaya çalışsa bile, bakın bu kuş, şimdi Volkan'ın kuş, bakın aşağıda uçan. Biraz da kızmış galiba Volkan, evet, erkek. Evet. Efendim şimdi zaten bu kızarsa bunun ömrü zaten azdır. Şimdi Volkan bunu birazcık daha oynattırıp yumurta atacak, yatıracak. Ondan sonra çıkacak yavru. Şimdi ama şu anda kalkan kuş değil. Bakın bizimki bu. Bak şimdi bu da tabii Volkan'ın köpekler burada. Sağ olsun bir kardeşimiz onları kontrol ediyor. Şey yapmasına diyor. Onlar da bakın arkadaşlar. Hocam şu dişi senin ağzına uçan kuşun bebesi. Dumanlının bebesi. Bildin değil mi? Evet. Sende 3 tane varmış bizim kuşlardan. Reis 2 tane zannediyordum ben. Bak. Yok, bu bizim kuştu. Ben size verdim. Oradaki. Hatırladın mı? Hatırladım. Evet. O mu bu? Aynen. Vay 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 vay. Senin dumanlının. Bizde sen bize verdiğin dumanlının bebesi. Evet. Şimdi oldu. Vay. Bak şu bunların hepsi bir soy. Bunlar köydeydi, bizim köydeki kümesiydi. Onun için bunlara karıştırmadım. Karıştırma. Bir Allah muhafaza. Tabii şu bu dumanlı, ondan sonra o içerideki öbür dumanlı erkek dediğimiz, şu an sarı boncukluya vurduğumuz kuş. Evet. Onların ikisini eş aldı. Arkadaşlar görüyorsunuz kuşları. Yani kuşlar hep aynı. Dumanlı, boz dumanlı. Böyle arada bir beyaz da çıkıyor ama beyaz çıkmıyor. Sende çok az çıkıyor diye biliyorum. Evet hocam. Yok çok, zaten. Çok az çıkıyor sende. Aynen. Çünkü sendekiler zaten, bakın göz rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu göz rengi bizimkinin göz rengi değil bakın. Şu göz rengi çok az bir farklı. Ha, çok güzel şey olarak. Bizimkinden farklı mesela şey olarak. Bakın benekleri. Bakın şu bizim kuşlara çok benziyor mesela. Ben bile şaşırdım. Evet. Bizim kuşlardan zannettim şunu. Bakın onun göz rengi de bizimkilere daha yakın. Bakın şunun göz rengine bakın. Evet. Tamamen farklı. Bakın şu. Evet. Şu yukarıdaki de bakın. Tipi, yukarıdaki şeye bakın. Zaten şey. O da aynı. Aynı dumanlının bebeleri. Bebeleri belli, evet. Ama ayaklar yine kısa kısa bak. Evet. Şeyleri, tarzları. Tabii. Bunlar tabii, bakın şu gelişe bakın. Ya bunlar bir de bakın çok şey yürürler. Yani bakın şöyle yürüyüş tarzı falan çok asildir bunların. Bak burada paçası biraz bol çıkmış. Seninkilerin paçası bu kadar çok şey pala paça çıkmıyor normalde. Evet. Normalde şu bakın normal Volkan'ın kuşun paçalarından şu. Evet. Şunlar dar paça biraz. Evet. Şu da bol paça çıkmış. Çok ilginç. Demek ki atar yani. Tabii. Dişiyle alakası vardır. Aynen. Dişi vurduğun dişiyle falan da alakası vardır. Eminim tabii biz bilmiyoruz ama Volkan biliyordur. Bunların içinde de kendi kanallar var. Tabii. Çünkü kuşlar dara düşmesin diye Volkan bunların kanallarını zenginleştiriyor. Zaten bir tanesi düştüğü zaman hemen öbür kuşa onu eş ediyorum. Hocam. Evet, öbür kanalına yani yine yani, kendi kuşlarının yani içindeki bizde, diğer kanala bizde eş ediyor. Bizde iki erkek, iki dişi var. Normalde bir dişi vardı, bir dişi daha var. Onu araya katıp ona göre bir... Evet. Yoksa arkadaşlar kuşlar sarıp kalır. Hep anlatıyorum, sertleşir. Bakın buradaki en büyük sıkıntı da, Volkan'ın en büyük sıkıntısı görüyorsunuz arkadaşlar, doğal ortam değil. Doğal ortam olmadığı için Volkan sırtında kum taşıyor. Aynen. Buraya. Ondan sonra mineraller veriyor. Ama yeşillik yok mesela. Keşke biraz çim mim olsa, ama şimdi onları zaten takviye ediyor Volkan, ama terasta kuş beslemenin sıkıntısı arkadaşlar çok çok fazla. Şimdi bakın şu toprak, şimdi Ankara sıcak değil. Bu şekilde kuş kaybediyoruz hocam. Bakın hepsi makaslı, hepsi kanadı baştan kesik. Bir karga geliyor, şuraya bir iniyor, kuşların hepsi bitiyor. Biri orada, biri orada, biri orada.
Bir de görmüyorsun, düşüyor tabii, bazen tabii, şeyden, tabii, şeyden aşağı düşüyor. Sen de farkına varmıyorsun kuş kalabalık olursa. Tabii, bir de hep aynı kuş. Evet. Yani şey yapamıyorsun. Şimdi bir de Volkan, onun için dikkat ederseniz, yani ben de aynısını yaparım arkadaşlar. Bahçede, bakın şu anda 6 tane kuş var. 6 kuşu sürekli olarak gözünde 6 kuşu sayarsın. Ama kuşu 10 tabii, tane 20 tane kuşu buraya çıkarırsan, gözünde sayamadığın için bir tanesi aradan başına bir şey gelse, kaybolduğunun farkına varmasın. Hemen o anda farkına varsan kurtarırsın kuşu, ama geçerse üzerinden zaman nasıl kurtaracaksın kuşu? Bakın arkadaşlar, geliyor. Evet. Bakın, bakın işte bu terbiyesi, bakın işte aferin, bakın işte aferin. Niye? Çünkü bakın ne yaptı şimdi Volkan? Buna şey yapıyor. Kuşlarla pırıltı deriz biz buna. Alıştırırken pırıltı verilir. Tamam mı? Bakın kuşu şimdi yerine, şimdi oradan gelmeye alıştırıyor. O tarafta gördüğü yerini, tabii o kendisi biliyor orayı. Orada refleks olarak oradan ufak bir ayak vurtusuyla kuşlara pırıltı verdi. Oradan attı kuş. Şimdi bakın, şimdi buradan geliyor yine, bakın. O taraftan alışmış. Bir de rüzgar karşısından geliyor. Bakın rüzgar çok yoruyor. Girmiyor. Ama kuş yani çok meziyetli kuş. Şu kuş o şeyde, ihalede alınsaydı bugün alan arkadaş. Hayır, bir de şöyle bir şey var hocam, aşağıda da konuştuk. Size verdiğim dişi kız dişi. Siz bana dediniz ki Volkan kuş yumurtlamadı. Tamam dayı, nasıl yumurtlamaz hocam dedim. 3 gün sonra yumurtla, biraz daha dursun dedim. Daha onun eşi olmadı dedim. Şimdi biz yanlışlıkla bu kuşu satmış olsaydık, birine vermiş olsaydık kuşu, ondan sonra arayacaklardı, yok Volkan kuş sattı, dişi yumurtlamıyor kuşu sattı. Bak siz kuşa beklediniz, sabrettiniz. Ya 6 aydan fazla bekledik ya. Altından yavrusunu aldınız, şu anda yumurtası var. Şu an ikinci ağız yavrusuna yattı. Yani bu iş hakikaten satmış. Tabii canım, kesinlikle. Bir de güvenmen lazım, yani insanlara güvenmen lazım. Şimdi bu kuşçuluk ortamında kimse kimseye güveni kalmamış. Aynen. Herkes doğru. Birbirine karşı bir cep almış. Ya bu kuştur kardeşim, bu insanların namusu değil ya. Bu namusu değil, şerefi değil, haysiyeti değil. Ya bu, biz bunu beraber yaşayalım, paylaşalım. Bir bardak çay içelim, keyfimiz. Helal olur sana. Allah razı olsun. İşte arkadaşlar, gerçek kuşçu, konu gerçek yani. Tavır. Aynen, konu bu. Çünkü dostluk, muhabbet. Şimdi sevgili arkadaşlar, teras biraz evvel tam söyledim. Terasın en büyük sıkıntısı, bir de burası, yazın geldik buraya. İnanın var ya, nefes alamıyorsunuz. Şu beton kızıyor. Evet, biz konuşacağız diye kuşu şey yapıyor, takip etmiyoruz. Bakın öbürü de geliyor, rahatsız ediyor. Şimdi burası kızıyor. Burada var ya, ayakta duramıyorsunuz. Şimdi bu kuşlar, Volkan onun için bu kümesleri tahta ve rüzgar giren şekilde yapıyor ki hava aslında burada normal şekilde. 150 bin liralık kümesimiz de var ama yani. O orada. He, yani şimdi buraya kuş almaya gelen bazı arkadaşlar oldu. Kümeslere baktılar, dediler ki Allah Allah ya kardeşim, böyle kümeste kuş olur mu dedi adam. Esas kuş almadı. Ondan sonra dedim ki kardeş, ben seni götüreyim öbür kümese, ama sen 150 bin liralık kümeste al bari. Hani demek ki kümesine göre kuş alayım dedim ya. Yani insanlarda bu da var. Biz burada, bu ham bize ait. Burada dükkanlarımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar, maşallah. Biraz sessiz, niye bunu şey, rüzgardan dolayı mı yapıyor? Normal şartlarda daha mı sesli bu? Yok hocam, bu şekilde çıkıyor bunun sesi. Allah Allah. Ben de anlamış değilim. Ama bence bu, böyle, toparlar mı? Senin kuşlarda böyle ben sessiz bir şey görmedim. Yani, hepsi çok da kötü değil ama. Çok ya, ama biraz da rüzgardan dolayı herhalde. Toparlar bence. Bu yani bu kadar silik ses ilk defa duyuyorum sende. Evet. Bakın ama kuşun gelişi var. Bu büyük bir ihtimalle oturduğunda bu kuş sessiz olup hale gelir yine. Ama zaten kuşun gelişinden belli. Yani zaten bu rüzgarda dandik kuş olsa gelir atar hocam. Tabii canım. Yani rüzgarı alır kendini, hafif perde alır, yavaş 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 gelir. Bakın dikkat ederseniz rüzgar olmasına rağmen yine gidiyor, bakın o tarafa. Şimdi gelecek şimdi oradan. Çok rüzgar var arkadaşlar, çok. Gerçekten bakın yani ben şöyle göstereyim yani şu görüntüye bakın. Yani çok acayip esiyor. Yani biz kendimizi, şimdi ben bunun sonucunda kesmek istemiyorum. Belki de rüzgardan dediklerimiz bile anlaşılmıyor yani. Elimi kapatıyorum mikrofon tarafına şöyle rüzgar esmesin diye. Çok kötü uğultu oluyor. Yani niyetimizde kuşu kaldırmak yoktu ama evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aferin, bak ses var. Yani şey yapacak. Hadi ne kadar kalıyor havada Volkan bu? Hocam
Hocam bu fazla kalmıyor. 40-50 dakika, 1 saate yakın. Yani kalmıyor bile. Yani yeni yeni. Daha bugün belki ilk defa tek başına uçtu yani. Çünkü biz orada bir dumanlıyla uçuruyoruz. Bir de Ankara'da Volkan gerçekten hava bu sene çok soğuktu. Evet, yani ya. Ben de bir hafta oldu da yavruları çıkarıp da havaya vereli yani şöyle kümesi gösterelim. Biz burada alamıyoruz hocam, sıkıntı yaşıyoruz. Burada niye sıkıntı yaşıyorsun? Yani yumurtadan kalkıyor. Felç oluyor. Sıkıntı oluyor. Yani tam böyle ısınmadan alamıyoruz. Hava iyice ısınmadan. Yani bir de evet. Gerek yok yani. Yeterince kuşumuz var. Gerek yok. Ama şimdi kuşlara... Bir tane kuş lazım hocam. Uçan bir tane lazım. Yani burada ha, belki 50 tane kuş var ama bize bir tane lazım. Çünkü şöyle, Volkan'ın ekmek teknesi aşağısı. Tabii. Şimdi dolayısıyla kuşu, Volkan çok kuş olsa sabahtan akşama kadar burada olması gerekir. Başka yere giremez. Oğlu maşallah askerden geldi. Oğlu Volkan'ın evet. Artık işe sahip çıkıyor. Aşağıda onu bıraktık dükkana şimdi. Yoksa evet. Çıkamazdık bile evet. Bu yukarıya. Aynen. Yani şimdi ekmek teknesi dururken arkadaşlar başka işle yani safi kuşçuyum diye kuşçulukla uğraşmanın bir şeyi yok. Anlamı yok. Dolayısıyla ilk önce çoluk çocuğumuz, efendim işimiz gücümüz. Ondan sonra hobimiz, kuşlarımız. Onun için de Volkan'ın dediği o manada şey. Yoksa mesela Cengiz sürekli kuş çiziyordu. Cengiz en az Cengiz'in kümesinde 3 tane kuş olması gerekiyordu. Biri sabah saat 6'da salar, öbürünü saat 11 gibi salar, öbüründe öğleden sonra salardı. Yani şey. Sonra bir tane patlardı, akşam inmezdi. Ondan sonra aydın. Ya ama Cengiz için o problem değil ki reis. Çünkü şey çok, malzeme çok. Şeker, sadece şeker. Ondan sonra şekeri yükseliyordu. Ya hiç sorma. Dudak kabarıyor. Ondan sonra konuşmuyor. Sinirleniyor, belli etmiyor. Belli etmiyor ama yani ondan sonra geldi ayağına vurdu işte. Bak aşağıdan çıkamıyor, yazık. İnşallah ayağına bir şey olmaz. Bayağı iyiye gidiyor sevgili arkadaşlar. Onun ayağı. Allah ona acil şifalar versin. Yani şekerini kontrol etseler yara çabuk iyileşecek de. Şeker sıkıntılardan dolayı şekeri bir türlü kontrol edilemiyor. Öyle mi? Ercan da benden bu şişti de vermiyor. Ya Ercan'ın kuşları köpekleri o diye ya. Yazık ya. Yazık ya. Yani Allah muhafaza. O köpeğe mahvetmiş ya. Köpeği aç bırakmışlar abi. Evet hocam. Yani köpek ya, yani bir de orada birkaç tane kuşu gitti. Çoğu şey değildi, önemli değildi de hani vardı devamı. Bir iki tane çok devam olmayan kuşu gitti. Ya Ercan da çok çeşit kuş var. Ercan'ın sıkıntısı o. Ercan sevgili arkadaşlar, Ercan'ın da oraya gideceğiz. Orada da size çekim yapacağım. Onun terası küçük. Onun gibi de iş yerinde yine evet. Uçuruyor. Burası gibi değil onun terası. Yan yana teraslar var. En büyük sıkıntı var. Oradaki bir terastan 4-5 teras yukarıdan bir köpek çatıya çıkıyor. Sonra çatıdan o çatıya ta efendim Ercan'ın oraya geliyor. Ve kümeslerini kırıyor yani ya. Bunun gibi böyle kapıları var, kapıları kırıyor köpek. Aç köpek fırında mı yıkar derler. Köpek aç, iki tane de yavrusu varmış. Adamlar insafsız hayvan besliyorlar sözde ama hayvanı aç bırakmışlar. Pazar dediğin gibi pazar evet. Günü gelmemişler. Gelmeyince hayvan da orayı zaten benimsemiş, kokusunu da alınca saldırmış. Tabii canım av köpeği zaten. Tabii, aslında av köpeği yememesi lazım. Yememesi ama aç bırakırsa ne yapacak Volkan? Evet. Tamamen aç kalınca ne yapsın hayvan? Tabii. Çünkü yani bakacaksın hayvan köpek olsun kuş olsun. Şimdi bunları buraya kapattın kardeşim. Yani bu kuşları hiç değilse bir günde bir kere dışarı çıkarıp şöyle hava aldırmazsan, bunlara efendim bir şöyle bir mineral yedirtmezsen, şu küçücük gibi Allah'ını severseniz şuna bir bakın ya. Evet. Yani şimdi siz bir insan olarak hapsedildiğinizi düşünün şöyle ya. Bakın şu kümes şu bakın. Niye? Çünkü Volkan bunları hep böyle tek tek şey yapıyor. Karantina kümesleri şey. Bakın. Şuna bakın. Yine Volkan'ın böyle şeylerden. Küçük. Yani bir tane iki tane değil ki. Bakın. Bütün büyük bir kasa. Bakın şurada da var yan yana. Burada da hangi, kuş mu vardı? Evet. Yumurta. Şuraya çıkarttım ya. Ha şunlar mı? Ha. Bunlar. He, ben şuradan çıktı zannettim yani. Orada da var.
Yani hülasa bakın şurada, bakın şöyle göstereyim. Şu. Orası boş. Boş ama yani kümes sonuçta bakın. Tabii. Kümes, 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 kümes. Bakın şurada kümes var. Bir şey var mı ya? Vay, Ercan geliyor. Ercan. Merhaba hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ercan Yıkılmaz, hoş geldin. Ercan Yıkılmaz, efendim neydi efendim? Ankara yıkılır. Ankara yıkılır, Ercan yıkılmaz. Ama Ercan'ı bir köpek yıktı. Evet. Ercan'ın kuşları efendim bir köpek aldı. Selam herkese hocam. Aleyküm selam reis, hoş ya geldiniz. Hocam, hocam bir köpek yıktı deyince Volkan'ım. Ercan abi tanıyanlar da yanlış anlar. Volkan'ım bütün nereye böyle kötü ne hallere geçiyor. Abi bizim kümes öyle işte. Buraya gelince atletik olacağız. Abi senin gibi bak ben bile çıkıyorum bu göbekle. Sen anla oraya. Sen atletik yok, adamsın. Diyorum ki 300 besime bu kadar zor diyor mu? Demek istediğim alanı yok. Abi burada başka türlü buraya hırsızlar da girer. Abi hırsızlar girmesin diye böyle şeylerden, labirentlerden geçirerek aynen. Çift kapı efendim şey. Bizim Volkan. Şimdi burası bakın şuradan yan tarafa gideyim. Sevgili arkadaşlar aşağıya göstereyim size. Bakın ha, burası bayağı yüksek sonuçta. Ve buraya normalde çıkmak şey değil yani. Bakın aşağısı işhanının olduğu. Buraların hepsi efendim yıkılıyor şimdi. Yeni modern büyük binalar yapılıyor. Bakın şu karşıyı da yıktılar. Evet. İşte şu 40 katlı. Yakında şimdi Volkan burada kuş uçuramayacak yakında. Çünkü o 40 katlı bitti yani şu anda insanlar yapında. Oraya bir tane Gökdoğan gelecek. Ne he, şimdi Gökdoğan gelecek oraya oturacak. Volkan'ın kuşları Volkan'ı havaya kaldırmasına bakacak. Kaldırdığı an değil mi Volkan? Selamun aleyküm diyecek. Ne yazık ki şehirde kuş beslemek çok zor arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi hep diyorum ya seyislik çok mühim. Şimdi Volkan tabii kuşlar bunaldığı için girmiyor. Volkan büyük bir ihtimalle onları koyacak yuvasına. Başkalarını çıkaracak hava alsın diye. Şimdi kuş uçururken de bir taraftan yok, kuşları... Dumanı sakat. O da mı şey? Onu yani o kalkarsa kanadı yarım ama diyorsun kalkabilir. Tabii, kalkar zaten öyleyken de var. Vaa. Evet şimdi yuvalarına girsin kuşlar. Bakın bu kadar kuş, kümesin arasında kendi kümesini bilir bunlar. Nasıl bir şey? Anlamadım nereden işareti var? Nasıl şey yapıyor? Bakın. Her birisi ayrı kümese girer. O kendi kümesine, o kendi kümesine. Bir yan yana kümesler. Bakın kilidi görüyor musunuz? Ha işte kilidi. Kapıyı dur. Aha. Hayda. İşte arkadaşlar. Aha gitti düştü. Düştü 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 düştü. Bakın işte bu yani. Terasta kuş beslemenin pisliği bu. Nereye gitti? Tamam gel aşağıda durun. Nerede reis? Ha yerde yerde. Yerde. Bakın şurada. Yere konmuş. Yakalayabilir misiniz onu? Biraz acele etmek lazım. Kedi gelebilir. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Terasta kuş. Kanadı makaslı kuş. Bir an dalgınlığına gelse kuş işte gitti. Bakın aşağıda duvarın dibinde yazık hayvan buraya çıkma ihtimali yok bundan sonra. Oradan yakalayıp getirmezsen. Bir an bakın hani diyorlar ya terasta kuş uçurmak. Terasta kuş uçurmak işte bu. Allah kolaylık versin terasta kuş uçuran arkadaşlarımıza. Şimdi buradan oraya gitmesi de zaman alan bir şey. Hadi kardeşim hızlı git. Allah'tan kedi köpek bir şey yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaş fırladı gidiyor ama burası 4 katlı mı 5 katlı mı bir yer. Yani bir de katlar. Asansör de yok burada. Bakın yağmur başladı bir de. Demek ki rüzgar hafif kesildi. Yağmura döndü. Evet kardeşim bakın oradan bakın nereden gidiyor şeyden o duvarın üstünden çıkacak. Aşağı düşen beyaz boncuklu mu? Beyaz boncuklu mu?
Gel kardeş, bak burada. Bak şurada. Şurada, şuradan gel, şu taraftan da şeydi, ürktü. Duvara sürüştü. Volkan, hanın içine doğru sür. Acele et, o kanatsız zaten. Neye bekliyorsun ki sen? Kanadı yok, kanadı yok. Kanadı yok, bir şey yok. Daha ne bekliyorsun? Makaslı bu. Sür, hanın içine doğru sür. Aha. Kalkmaz, kalkmaz. Abi koş, kalkmaz koş, diyorsun koş, da. Koş, koş, koş. Hayır, yok, yok. Koş, hemen tepesine koş, çök. Koş, koş. Hemen tepesine çök, yoksa şey yapar. Yorgunken çök. Önü bu tarafa baksın. Hayır, önü, önü bu tarafa çaktır. Önü arka tarafa değil. Yavaş. Hadi, o, o taraftan gitme. Bakın arkadaşlar. Oradan git ha. Bak, bak, bak. Öktü bir kere. Bu tarafa uçur, uçuracağın zaman ha. Yok, anlamı yakalayamaz ki. Alışkın mıydı? Alışkın abi, kuş ya nihayetinde. Makaslı kuş. Buraya sür, sür. Sür, şu otların içinde al. İleri doğru sür, sür, sür. Biraz hızlı sür. Hızlı sür, yoruldu zaten. Çök kafaya. Çök. Tamam, kalkamayacak o, çök. Dinlenmesin, dinlenmesin. Çök. Çök. Heh, aferin. Öğreniyor. Bak burada da kuş yakalama ilmi. Evet arkadaşlar, kuşu, kuşu yakaladık. Şimdi bizim Volkan kardeş, bizim arkadaş da Volkan, o gencin adı da Volkan. Adaşı bizim Volkan'ın. Her kuşçunun mutlaka bir yardımcısı olması lazım. Bu iyi oldu. Bakın maşallah çifte çift kangal yavruları bizim Volkan'ın. Öbürü nerede? Ha, öbürü de burada bak. Yiyecek vermişler. O da orada onu yiyor. Yakında arkadaşlar şehirde kurtçuluk bitecek. Öyle görünüyor. Tamam, tamam. Yok, yok. Geç şuraya, yürü. Hadi, yerinize gidin. Geç, geç. Tamam. Eğitim veriyorsun Volkan. Bunları mı çıkacaksın Volkan şimdi? Hocam, şunu alalım aşağıya. Alalım değil mi? Çünkü o kuş iyice yalama yaptı, yanına da geldi. Bir sakatlık çıkaracağız şimdi Volkan. Evet arkadaşlar. Yok, bunlar makaslı da. Yani gene de kalkıyor yani. Kalkıyor abi, gördün, o da makaslıydı. Bak. Bak. Şu kadar kalkıp da şeyin üstüne çıkması, aferin. Biz şu anda göremedik. İyi geldi. Evet. Ercan. Ercan. Bak. Ya, var ya. Abi. Abi adam hani şey ya. A geldi, 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 geldi. Hadi, hadi in. Aferin, hadi indi, indi Volkan. Tamam, güzel. Geçmiş olsun Volkan'ım. Eyvallah hocam. Yok, gelir, sıkıntı yok da. Hani bakın, olsun, sağda, solda. He, bakın bunun da bir ayağında beyaz boncuk var. Tabii. Bunlar tabii şey boncuklar. O aşağı düşen dişiyle büyük ihtimalle akraba bu. Tabii o beyaz boncuklular zaten hep akraba. Evet, o beyaz boncuklu bakın erkek şu sevgili arkadaşlar, uçan erkek. Şu. Bakın, bakın ağzını bile açmamış. Ama kuşun dikkat ederseniz erkek ama dişi gibi. Çok ince kesim. Tam bir oyun kuşu şeyi var. Bakın paçalar, demin söylediğim gibi Volkan'ın kuşlarının paçalarının tarzı. Bakın esas şu. Bakın şu. Volkan'ın bu birazcık dar paçası onları. Ama yaşlanınca biraz büyüyecek yani şey yapıyor. Falan, boncukla da tabii şey yapıyor. Eziyor biraz. Bir de sürekli banyosunu alamayınca, tabii, şey yapmayınca, tabii, rahat olmayınca tabii. Ufak ufak o şeyler aşınıyor. Tabii. Tüy değiştirdiğinde mesela Cengiz'in bir huyu vardır. Sevdiği kuşların hiçbirine boncuk takmaz. Yani evet. Şey ya, evet. Paçalar bozulmasın diye. Hocam sen de her tüyü böyle söylüyorsun. Ama doğru yani çünkü abi sevdiğin hayvanı gel bekle. Bekle. Ürkütme. Volkan bu kuş neyin nesi ya? Şu boz dumanlı benekli. Boz dumanlı benekli de bizim İsmet yok mu
hocam. Ha bizim İsmet. İsmet'in terası dağıtmış. Dedi ki abi bunlar dedi emanet dursun dedi ya. Tamam. Da, yoksa senin kümeste bozulmanı ben yapayım. O duruyor. İsmet de çok değerli bir arkadaşımız. Klasikçidir İsmet. İsmet Solel. O da iyi kuşları var normalde. Ya, ama bakın bu 16 yaşındaki dumanlı erkek. Ayağı... Bunu şuraya koyalım. Ayağı... Beyaz bocuklu değil mi? Ayağında bakın şey olmuş artık. Tutulmuş. Kaç. Volkan'ın yanına gidelim. Kaldırmasın şunu. Şşş. Gel. Çar, yavaş, yavaş. Hadi. Bak, inmiş kuşu kaldırmayın. Hadi. Hadi. Ben kuş kovalarken şöyle yapıyorum ya. Bunlar da bundan şey yapıyor. Sevmiyorlar yani. Bunu. Allah Allah. İyi bulmuşsun onu Volkan. O da güzel bir teknik. Şu kuşu bir yerine koy istersen. Hangi kümesse. Şimdi kanatlı kuş. Yine kalkacağı tutar. Evet. O da yuvasına girsin de. O yavru da... Ooo küçük yavrular var. Yavru yok dedin abi. Aha. Alalım. Ciddi mi söylüyorsun? Allah Allah. Cengiz şey... Volkan burada çok değişik kuşlar varmış. Bu kümes senin. Vallahi ala ilk bak, defa çıktı. Boz var. Boz bizim değil. Boz da Mehmet Kaya kardeşim hediye etmiş. Ama Ankara bozlarından. Tabii. Çok güzel. Bozlarla boz kirler zaten o sarı gözlerde. Ama yani boz var ya çok da böyle güzel düzgün boz görmemiştim. Mehmet dedi ki Cebo dayı bize hediye etti. Hmm. Biz Mehmet'e aldırmıştık. Allah Allah. Tabii. Yani maşallah boz çok güzelmiş. Bu kümeste değişik kuşlar var. Bakın. Bak bir tane daha. Bunlar da işte daha antika kuşlar. Antika belli. Tabii. Yani kötü kuşlar zaten kötü kuşun burada ne işi var? Tabii. Antika kuşlar belli. Bak ama bunlar şey kalmış nasıl mineral topluyorlar. Bakın arkadaşlar. İşte ihtiyaçlarını İşte onu diyorum. En az günde bir kere böyle çıkarıp hiç değilse mineral yemesi lazım, hava alması lazım kuşun. Yoksa çok kısa sürede hastalanır bu kuşlar. Bakın şu yavruyu gördüm ben esas yavruya bakmak için gelmiştim. Bakın ama boz. Şimdi bakın Volkan ne dedi? Hocam kuşum yok dedi. O şu bunları kendi kuşu olarak kabul etmiyor çünkü Volkan. Volkan şimdi bak bir tane de burada. Şimdi ben boz hani boz dumanı var ya. Boz falan uçurduğum zaman sanki böyle bir şey yapmıştım. Şu kuş kimin kuşu? Çok farklı bir kuş. Şu dumanlı da gök arasında bak şu çok değişik bir kuş. Şu mu? Evet. O da bizim Kadir abim var. Sazcı Kadir. Kim? Kadir abi. Sazcı Kadir. Sazcı Kadir. Evet. Kadir abimin kuşu. Ama çok eski kuşmuş. Çok tip falan çok harika. Bizim kuşlardan onda da var. Onun da bir takım bazı kuşlarından bizde var. Yani akıllı adam buraya gömdü tabii. Tamam. Yani bir şey gelirse kuşların başına. Tamam. Volkan gibi emin bir arkadaş. Ama şu boza bakın arkadaşlar bakın. Evet. Çoktandır Ankara bozu işte. Bakın. Fazla bakın. Maşallah maşallah. Allah'ın adına da bakın. Bunlardan şu anda çok az görebilirsiniz. Çok az kaldı. Böyle efendim düzgün. Bakın onun da eşi herhalde demin girdi galiba. Evet. Bakın şu kaplamalar da çok değişik kuşlar. Bakın çok şeyler eski kuşlar. Benim söylediğim bakın şu kuş. Görüyorsunuz farkını. Yani İşte bakın burada Volkan'ın ben en son geldiğimde yoktu bunlar. Volkan bunları işte hatıra binaen değişik arkadaşlarımızın kuşlarını. Ya çünkü Volkan'ın burası müsait olunca. Kadir abi sevdiğim bir abi. Dumanlıları güzeldir. Ben de bir iki çift vardı. Şimdi onları zaten ayrı bir kümes yapacağım. Onlar orada duracak. İşte bir takım kuşlar var. Yeni gelen. Yani yakaladığımız bazı kuşlar var. Mesela şu boz benekli var orada bir tane. O şurada yakında bir abinin kuşu. Çok da biliyorlar. Çok da bilinen bir kuş.
Niye gelip almadılar? Gelip almadılar. Çünkü yanlış yaptılar. Ondan sonra da gelmediniz. Abi şimdi bakın arkadaşlar, kurçulukta da bir de bu var. Şimdi bakın, burada bu kuş olduğunu biliyor. Gelip alamıyor. Yanlış yaptı dediğini ben size söyleyeyim. Buradan bir kuş gitmiştir oraya. Tabii, kesinlikle. Orada o kuşu geri vermemişlerdir. Yani tabii, buradan tabii görülmüştür. Kendi de biliyor onu. Bu sefer onun kuşu buraya geldi mi? Tabii. Gelip kuşunu alamıyor. Hani şimdi Volkan asla bu kuşu tutmaz. Verir ama gelip alamayınca o da tabii bir yerde bakın kuşçuluğun evet, bunlar da cilveleri. Arkadaşlar yani bizim bir defa hep bunu söylüyorum. Efendi olmamız lazım. Eğer bir kuş yakalarsak o kuşu mutlaka ve mutlaka sahibine iade etmemiz lazım. Bulabiliyorsak. Gittiğinde, birisi geldiğinde kuşum geldi mi abi dediğinde yalan söylemeyip kuşunu vermek lazım. Ki böyle efendim yarın senin kuşun da oraya gider. Yani ve bu işler kardeşlik, yardımlaşma, arkadaşlıktır. Asla ve kat'a sevgili arkadaşlar birbirimizin kuşuna halel getirmememiz lazım. Arkadaşlar Volkan'la terasta 50 dakika oldu çekim. Volkan şimdi söyleyeceğim bir şey var mı Volkan? Kapatıyorum hocam, şeyi, yayını. Hocam size teşekkür ederim. Arkadaşlara teşekkür ederim. Efendim canım, geliyorum. Tamam. Yani bu kuş bir araç değil. Bu kuşçuluk bir dostluk. Biz bunu dostane bir şekilde yaparsak biz kazanırız. Allah razı olsun Volkan kardeşim. Şey, çok teşekkür ederim kardeşim. Allah'a emanet ol. Kendinize iyi bakın. Sağ olasın. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olasın.